Arkadaşlar, Sefa Hoca Matematik kanalımızın bu videodaki konusu çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliği. Şimdi arkadaşlar, elimizde bir toplama işlemi var. Mesela 8 artı 5. Biz bu toplama işlemini, bu işlemi başka bir sayıyla çarparsak, mesela 4 ile çarparsak. Bakın, bu işlemi 4 ile çarpıyoruz. Bu işlemi 4 ile çarparsak yapacak olduğumuz işlem şudur. Siz diyebilirsiniz şimdi 8 ile 5'i toplarız. Çıkan sonucu 4 ile çarparız. Evet, doğru. Sonuç bulmak istiyorsak bu şekilde yaparız. Ama çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanmak istiyorsak şöyle yapacağız. Ki bu dağılma özelliği ilerleyen günlerde, ilerleyen sınıflarda sizin işinize yarayacak. Başka yerlerde, yani bu ikisini toplayamadığınız zamanlarda, burada bir bilinmeyen olduğu zamanlarda işinize yarayacak bir özellik. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu 4'ü bununla çarpmamız gerekiyor. 4'ü 8 ile çarpmamız gerekiyor. Sonra aradaki işareti koyuyoruz. Aynı 4'ü buradaki 5 ile de çarpmamız gerekiyor. Yani 4 çarpı 5. Ne oldu? 4 çarpı 8 artı 4 çarpı 5. Çünkü arkadaşlar, buradaki 4, bu çarpım durumundaki 4, hem 8'in çarpılması gereken bir sayı, hem de 5'in çarpılması gereken bir sayı. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra sonuca buradan da ulaşabiliriz. 4 kere 8, 32. 4 kere 5, 20. İkisini topluyoruz. 52. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Bizim amacımız burada, bu dağılma özelliğini verirken bizim amacımız buradaki sonucu bulmak değil. Asıl amacımız buradaki çarpma işleminin toplama üzerine nasıl dağıldığını göstermek. Yine arkadaşlar, toplama işlemi üzerine dağıldığı gibi çarpma işlemi çıkarma üzerine de dağılabiliyor. Mesela 9 çarpı 20 eksi 4 işlemini düşünelim. Burada da ne yapacağız? Bu sefer de 9'u bu içerideki çıkarma işleminin üzerine dağıtacağız. Yani 9 ile 20'yi çarpacağız. Aradaki işareti koyacağız. Daha sonra 9 ile eksi 4'ü çarpacağız. 9 ile 4'ü çarpacağız. Dağılma işlemini uyguladık. Şimdi sonucu bulalım. Sonuç ne çıkacak? 9 ile 20'yi çarptık. 180 eksi. 9 ile 4'ü çarptık. 36. 180'den de 36'yı çıkardık. 144 olarak bu sonucu da bulduk. Ama dediğim gibi sonuç çok önemli değil. Sonuç her şekilde bulunur. Buradaki asıl hedefimiz bu dağılma özelliğinin nasıl yapıldığını öğrenmek. 9'u hem 20'ye hem de 4'ün üzerine bu şekilde dağıttık. Bazen de arkadaşlar 5 çarpı, yani çarpılan sayı içeride 2'den fazla işlem de olabilir. Yani 2 sayıdan fazla sayı da olabilir. Buradaki hep 2'şer taneydi. Burada mesela 10 eksi 3 artı 2 gibi bir işlem üzerine de bunu dağıtabiliriz. Peki bu dağıtma işlemini nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde yapacağız. 5'i 10 ile çarpacağız. Sonra 5'i 3 ile çarpacağız. Sonra 5'i 2 ile çarpacağız. Bu sefer 3 ile de çarpacağız. İçeride ne var ne yoksa hepsiyle çarpacağız arkadaşlar. Toplama çıkarma işlemi üzerine dağıtacağız. 5 ile 10'u çarpacağız. Araya bu işareti koyuyoruz. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Araya bu işareti koyuyoruz. 5 ile 2'yi çarpıyoruz. Sonra bakalım ne oldu. 5 ile 10'u çarptık. 50 eksi 15 artı 10. İşlemlerimizi yapalım. 50'den 15 çıktı. 35. 35'i de 10 ile topladık. 45 sonucuna
ulaştık. Yani ne yaptık? Buradaki çarpma işlemini toplama çıkarma işlemleri üzerine dağıtmış olduk. Bu dağılma özelliği bizim ne işimize yarayabilir? Şimdilik ne işimize yarayabilir? Arkadaşlar şöyle işlerimize yarayabilir. Mesela 5 çarpı 112 gibi bir çarpma işlemini kısa yoldan yapmamızı sağlayabilir. Nasıl yapmamızı sağlayabilir? Biz bunu 5 çarpı 112 yerine 5 çarpı 112'yi ayırarak, yani 100 artı 12 şeklinde ayırarak da yazabiliriz. Sonuçta bunları topladığımızda 112, 5 ile 112'nin çarpımı. Burada hemen dağıtalım. 5 ile 100'ü çarparız. 5 ile de 12'yi çarparız. Sonuç olarak ne oldu? 500 artı 60 eşittir 560 sonucuna ulaşabiliriz. Yani bu işlemi, dağılma özelliğini nerede kullandık? Bir çarpma işlemini kolayca yapmada kullandık. Mesela buna bir örnek daha verelim. Şöyle olsun. 4 çarpı 203. Bunu nasıl yapabiliriz? 4'ü yazarız arkadaşlar. 203'ü de 200 ve 3'ün toplamı şeklinde yazarız. Daha sonra 4 ile 200'ü çarparız. Artı 4 ile 3'ü çarparız. Bunları uzun uzun yazıyoruz ama bu dağıtma işlemini işte aklınızdan da kolayca yapabilirsiniz. 4 ile 200'ü çarptık 800. 4 ile 3'ü çarptık 12. Sonucumuz 812. Mesela arkadaşlar şu şekilde de kullanabiliriz. 8'in 96 ile çarpımını kısa yoldan bulmak için aslında bunu 8 çarpı 90 artı 6 şeklinde de yazabiliriz ama bu şekilde yazmamız daha kolay. 8 çarpı 100 eksi 4 şeklinde yazmamız daha kolay. Daha sonra 8'i dağıtıyoruz. 8 çarpı 100 eksi 8 çarpı 4. Bu ikisinin çarpımı 800. Bu ikisinin çarpımı 32. 800'den 32'yi çıkarıyoruz. 768 sonucuna ulaşabiliyoruz burada da.